Vergi Bilenler ekibi olarak herkese merhaba. Bu videomuzda trafik para cezasının gelir ders başkanlığı internet sitesi olan gipgo.tr adresindeki interaktif vergi dersi üzerinden birkaç dakika içerisinde ne kadar kolay bir şekilde ödeyeceğinizi sizinle paylaşacağız. Yaklaşık 2 dakika ya da 2,5 dakika içerisinde trafik para cezanızı ödemeniz mümkün. Bildiğiniz gibi koronavirüs salgını nedeniyle mümkün olduğunca evde kalmaya çalışıyoruz. Bugün postacı bana bir trafik para cezası tutanağı getirdi. Ankara'da oturan izleyicilerimiz bilir. Aracımı Cinnah Caddesi üzerinde bir kolonyacıdan kolonya alabilmek için birkaç dakikada park etmiştim ama ne yazık ki trafik polisi tarafından ceza kesilmiş. E, trafik kurallarını harfiyen uymaya çalışan biri olarak bana 3 yıldır ilk kez trafik para cezası geldiği için böyle bir videoyu yapmaya karar verdim. Malum koronavirüs dolayısıyla bankalara ve vergi dairelerine gitmeyeceğiz. O sebeple internet üzerinden kredi kartım ile ödeme gerçekleştirebilirim. Bildiğiniz gibi trafik idari para cezasında size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde 4'te 1 oranında indirim yapılmakta. Ben de trafik para cezası indirimini ödemek için bana tebliğ edildiği gün hemen kredi kartıyla ödeme karar verdim. Trafik para cezası bana şu şekilde geldi. Bu tutanakta ödeme için kullanacağım temel bilgiler tutanaktaki seri ve sıra numaraları. Gördüğünüz gibi şu bölümde ödeme yaparken kullanacağınız bilgiler yer alıyor. Gelir dersi başkanlığı resmi internet sitesi olan GIP.gov.tr adresine giriyorum. Buradan interaktif vergi dersi kutucuğuna tıklıyorum. Bu sayfada MTV ve trafik para cezası ödeme kutusuna tıklıyorum. Açılan sayfada TC kimlik numarası veya şirketler için vergi kimlik numarası ile plaka bilgileriniz isteniyor. Güvenlik kodunu da girip sorgula tuşuna basıyorum. Aracım ilişkin bilgilerin yer aldığı bölüm açıldı. Açılan ilk sayfada MTV bilgileri bölümünde Temmuz ayında ödenmesi gereken ikinci motorlu motor taşıtlar vergisi taksi tutarını görüyorum. Henüz vadesi gelmediği için zaten ödemeyeceğiz bunu. Ben cezamı ödemek istiyorum ve cezamı indirimli ödemek için beyanlı trafik para cezası bölümüne tıklıyorum. Bilgilerime ulaştığım sayfa karşımda. Şimdi az önce de ifade ettiğimiz trafik cezasına ait tutanan seri ve sıra numarasını giriyorum. Bu ekrandaki uyarı önemli. Tutanağınıza ilişkin bilgiler emniyet tarafından sisteme henüz girilmediyse Cezayi düzenleme tarihi, ceza tutarı ve tebliğ tarihi, yani cezanın size ulaştığı tarihi sizin girmeniz isteniyor ilgili bölümlere. Tamam e, Tamam diyoruz, bakalım bizim cezamız sistemde görünecek mi? Evet, aşağıda ceza ilişkin bilgiler çıktı. Soldaki o küçük kutucuğu işaretliyorum. Tebliğ tarihini giriyorum. Ben trafik para cezası paranı bugün tebliğ aldığım için, yani bana bugün ulaştığı için postacı tarafından. 26 Mart 2020 bilgisini giriyorum. Hesaplaya tıklıyorum. Bakalım 132 liralık ceza ne kadara düşecek? Evet gördüğünüz gibi 4'te biri düştü. 99 lira ödenmesi gerekiyor. Neden düştü? Çünkü cezayı bana tebliğ ettikleri tarihten itibaren 15 gün içinde ödüyorum. Evet öde kutucuna tıklıyorum. Kart bilgilerinin talep edildiği sayfa geliyor. Kart bilgilerini giriyorum ve öde butonuna basıyorum. Evet gelen kutuda ödeme yapmak için bankanın sayfasını yönlendiriliyorsunuz. Bu aşamada bir sorun olursa banka ile görüşün şeklinde uyarı mesajı geliyor. Tamam diyoruz. Cep telefonuna gelen mesajı sisteme giriyorum. İşte hepsi bu kadar. Ne olur ne olmaz alındığı indirmenizi ve saklamanızı öneririz. Alındığı görüntülüyorum ve kaydediyorum. Koronavirüs salgından korunmak için evinde kal Türkiye. Gelir Ders Başkan resim internet sitesinde tam 148 adet vergisel işlem interaktif vergi dersi üzerinden yapılabiliyor. Sonraki videolarımız sizlerin evde kalmasına katkı sağlayabilmek için bu hizmetlerin tanıtımı üzerine olacak. Vergi dairesi ya da bankaya gitmeyin. İnteraktif vergi dairesini kullanın. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Evde Kal Türkiye.